Merhaba arkadaşlar, Soru Kulik kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Sağ ol Murat, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam ufak bir bilgilendirme yapabilir miyim? Tabii ki, buyur. Arkadaşlar www.sorukulik.com sitemizden ücretsiz canlı soru çözümlerine katılabilirsiniz. Anlık olarak soracağınız, yani hangi ders açılmışsa direkt olarak orada sorularınızı sorabilirsiniz ve direkt anlık olarak çözülebilir. Veya bu videoların altına veya videonun sonunda çıkan sosyal medya hesaplarımızdan bize gönderebilirsiniz. Kısa bir süre içinde tekrardan cevaplarını size ulaştırabiliriz diyelim ve konumuza dönelim. Çok iyiymiş Murat ya. Aynen hocam. Peki soruları hemen bitiyor hocam, yani arkadaşlar evet, takip edebilirler. Çok iyi ya, bunlar takip etmeleri gerekiyor arkadaşlarımızın da. Bugün kombinasyon sorusu konusunda arkadaşlar böyle soru çeşitleri var. Bu soru çeşitlerinde biraz daha uzmanlaşmamız lazım. Bitti mi kombinasyon çık? Yani konu bitti ama böyle soru çeşitlerini de öğrenmek gerekiyor yani. Şu soru çeşidinde incelik var hocam. Bunu yapacağız. Şurada şunu yapacağız gibi gibi. Tamamdır hocam. Tamam. Onları işleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela çok güzel bir soru. Düzlemde 5 tanesi paralelden 11 doğru en çok kaç noktada kesişir? Paralel olan doğrular kesişir mi Murat? Hayır. Ama bunların 5 tanesi paralelmiş değil mi? Diğerleri paralel değilmiş arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar böyle paralel ama diğerleri böyle alakasız. 6 tane de böyle alakasız. Aynen. Şey var, doğru var. Şimdi diyeceğiz ki bir tane kesişmeyi yapmak için kaç noktaya ihtiyacımız var? 2. 2 değil mi? Yani mesela 2 tane doğru. Minimum 2. 2'den fazla da olabilir mi? Tabii. Minimum. Yani en az bir kesişmeyi yapmak için 2 noktaya ihtiyacımız var. Bunlar hiç paralel olmasaydı arkadaşlar diyecektik ki 5'in, pardon yani ne 5'i ya, 11 tane doğru var. 11'in ikilisi tane noktada kesişebilirdi diyecektik. Hmm. Hiçbirisi paralel olmasaydı. Ama bunlar paralel, kendi arasında kesişmiyorlar. Evet. Yani yine az bir önceki videomuzda yaptığımız gibi arkadaşlar diyoruz ki tüm durumdan istenmeyen durumu çıkaralım. Bunların kendi arasında kesişme durumunu çıkaralım. Yani 5'in ikilisi. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Cevabımız bu arkadaşlar. Şekildeki D1 ve D2 doğrular üzerinde bulunan 9 noktayla kaç doğru oluşturulabilir? Hmm. Bir doğruyu oluşturmak için kaç noktaya ihtiyacımız var? 2. Mesela şu ikisini seçtiğimiz zaman tak oluşur. Hmm. Bu ikisini seçtiğimiz zaman veya bununla şunu seçtiğimiz zaman oluşur değil mi Murat? Evet. Yani peki birinci, ikinci ve üçüncü noktayı kullanarak biz kaç doğru oluşturabiliriz? Sadece bir tane. Aynen. Bunu kullandığımız zaman da bir tane oluşur. Şu ikisini kullandığımız zaman da veya bu üçünü kullandığımız zaman da bir tane, evet, oluşur. Bakın arkadaşlar, bu tip durumlarda yine diyoruz ki tüm durumdan istenmeyen durumlar çıkaralım. Tüm durum 9 nokta mı var? Hı hı. 9'un ikilisi. Tamam. Eksi. İstenmeyen durum şu. Şurada 2, 4, 5 tane nokta var. Hı hı. Bunlar sanki arkadaşlar ilk başta diyoruz ki kendi arasında hiç doğru oluşturmasa 5'in ikilisini çıkardık. Ama tamam, bir tane oluşturmuş Murat. Evet. Yani şu doğru bir doğru arkadaşlar. Bu D1 doğrusu bir tane. Artı 1. Tamam. Sonuçta oluşturmuş değil mi? Hı hı. Buraya bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5'in ikilisi. Hı hı. Ama artı 1 diye geçeceğiz. Niye? Çünkü bir tane var. Burada arkadaşlar kritik nokta şu. Şu var ya. Bunu hem D1 doğrusunu yazarken çıkardık. Hem D2 doğrusunu çıkarken de saydık arkadaşlar. İkisini de beraber sayıyoruz yani. Tamamdır. Budur cevabımız Murat. Artık bunu da arkadaşlarımız bulur herhalde. 11 kişilik heyetten 5'i Ankara'ya, 6'sı İstanbul'a gidecektir. Ali ile Mehmet aynı grupta olmak şartıyla. Hmm. Şimdi Ankara diyelim, İstanbul diyelim. Ankara'ya bizim 1, 2, 3, 4, 5 kişilik, evet, yerimiz var. İstanbul'a da arkadaşlar 6 mı? Şimdi Ali ile Mehmet aynı gruptaymış. Tamam. Mesela bunlar Ankara'ya gidecekler arasında olsun arkadaşlar ilk başta. Veya İstanbul'a gidecekler arasında da diyeceğiz. Tamam. Ali burada, Mehmet burada. İşte burada silesek arkadaşlar. İşte Mehmet ile Ali de burada olabilir. İki farklı durumda ayrı ayrı inceleyeceğiz. Evet. Şimdi buradaysalar, Mehmet ile Ali buradaysalar arkadaşlar. 5 kişi mi vardı buraya? Hı hı. Kaç kişi daha seçmemiz gerekecek o zaman? 3 kişi. Ama 11 kişiydi. Ali ile Mehmet'i aldık zaten. 9'un ikili. 9 tane kişimiz kaldı. 9 kişiden üçlüsü mü? Hı hı. Çarpı. Tamam. Geri kaç kişi kaldı? 3 kişiyi gönderdik Ankara'ya. 6. 6. 6 kişinin altısında İstanbul'a gönderdik mi? Hı hı. Bu bir. Eğer Ali ile Mehmet Ankara'ya gidecekse veya Ali ile Mehmet İstanbul'a da gidebilir. İşte Mehmet buraya, Ali buraya arkadaşlar. Yine 9 kişinin arasından
İlk başta yine Ankara'ya gönderelim mi? Burası Ankara, burası İstanbul diye. Ankara'ya göndereceğimiz kişi 9 kişiden bu sefer kaç kişi olacak? 5. 5 kişi. Ali ile Mehmet İstanbul'da. 5 kişi çıktık. 4 kişi kaldı. Yanlarına da 4 kişi veriyoruz arkadaşlar. Şu ikinciler 1 zaten. Aynen. Tamam, 9'un üçlüsü. Artı 9'un beşlisi. Artı 2. Diyebiliriz bu kadar. Çarpı 1, çarpı 1 ya. Ha, doğru, çarpı 1. Çarpı 1, bunlar böyle diyebiliriz. Çarpı 1, çarpı 1. Yani şurası 1. Tamam. 4'ün örtüsü 1 olduğu için. Üçü aynı saatte verilen 10 farklı dersten ikisi kaç farklı şekilde olabilir? Şimdi 3 tanesi aynı dersteyse mesela A dersi, B dersi, C dersi bunlar birinci saat diyelim. İkinci saatte K dersi, L dersi, M dersi 3, 6 oldu. X, Y, Z dersi 10 ders oldu mu Murat? 3, 6 da burada 10 ders oldu değil mi? Bunlar birinci saatte. Şimdi mesela Murat sen aynı saatte olan iki derse gidebilir misin? Bölünemezsin değil mi sen? Yani. Yani birin bir dersin matematiği, bir dersin geometriye giremez. Olmaz hocam. Yani bunlardan en fazla biz bir tanesine gidebiliriz. Veya hiçbirisine gitmeyebiliriz. Bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ya bir tanesine gideceğiz veya hiçbirisine gitmeyeceğiz. İkisine birden gidemeyiz. Birinci durum, ikinci durum diye ayıralım. Birinci durum, üç taneden bir tanesine gittik mi? Evet. Çarpı. Kaç derse ihtiyacım var benim? İki. Geride bizim şuraya 3, 10 olması için bir de P ders ekleyelim ya. Tamam. 7, 3 daha 10 yapılacak. Geride arkadaşlar 7 tane dersimiz var. Bu 7 tane dersten bir tanesine mi gitmemiz lazım? Evet. Veya bunun birinci saatteki dersler hiç gitmeyiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derslerinden bir tanesini seçeriz. Geri kalan 7 taneden 2 tane de seçebiliriz. Tamam. Tamam, cevabımız bu arkadaşlar. Bulalım. 3'ün birlisi 3. 7'nin birlisi 7 artı 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 21 mi yapıyor? Aynen. 21, 21'den 42 mi yaptı? Aa. Güzelmiş hocam. Güzel. Bir öğrenci 12 soruluk bir sınavda 10 soru seçip cevaplayacaktır. İlk 5 sorudan en az 4 tanesini seçmek zorunda olan bu öğrenci bu 10 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? Az önceki sorumuza benziyor arkadaşlar. 10 tane soru cevaplayacak ama 12 tane soru var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bir grubumuz. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane dersimiz varmış. Bize diyor ki ilk 5 sorudan en az 4'ünü cevaplayacak. Yani bu gruptan 4 tanesini cevaplayabilir. Toplam 10 soru cevaplayacakmış. Diğer gruptan 6 tanesini cevaplayabilir. Tamam. Veya en az 4 diyor. Bakın bu grupta 5'ini de cevaplayabilir değil mi? Bu birinci gruptan 5 tane cevapladıysa İkinci gruptan toplam 10 soru cevaplaması için burada da 5 soru cevaplayacağız. Şimdi bunları yapalım arkadaşlar. 5 tane sorudan 4 tane farklı seçim yapacağız. 5'in 4'lü kombinasyonu çarpı. Geride kaç tane soru kaldı? 6'dan 12'ye kadar 7 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneden kaç tanesini seçiyoruz Murat? 6. 6. Artı. İlk 5 sorunun tamamını seçebiliriz veya. Yani 5'in 5'li. 5'in 5'li kombinasyonu süper. Çarpı. Geride 7 tane soru var. 7'nin 5'li. 7'nin 5'lisi diyeceğiz. Tamam mıdır? Tamamdır hocam. Evet, bu sorumuzun cevabı da böyle. Güzelmiş. 21 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerden oluşturulabilecek ikişer grup sayısı bu sınıftaki erkek öğrencilerden öğrencilerin sayısına eşittir. Erkek öğrencilerin sayısına eşittir. Sınıfta kaç tane kız vardır? Şimdi mesela tokalaşma soruları da bunun gibi Murat. Mesela en kişi kaç farklı şekilde tokalaşabilir? N'in ikilisi. Veya kızların ikişerli grup sayısı. K'nın ikilisi. Şeklinde göstereceğiz. Toplam erkeklerle, bir defa hemen şöyle bir not alalım arkadaşlar. Erkeklerle kızların toplamı 21'miş. Evet. Kız öğrencilerden oluşturulabilecek ikişerli grup sayısı. K'nın ikilisi yapıştırdık mı arkadaşlar? Kime eşitmiş? Erkek öğrencilerin sayısına eşitmiş. Şu mudur? Evet. Bu kadar. Şimdi buradan sonra artık cebirsel işlemi yapacağız. K'nın ikili kombinasyon neydi? K'dan geri iki tane sayı çarp. K çarpı K eksi 1. Bölü 2 faktöriyel. 2 çarpı 1 eşittir. E miydi? Buradan K kare eksi K eşittir 2e. Arkadaşlar bakın burada e yerine de biz şunu yazabiliriz. K dediğimiz şey 21 eksi e'di. Yerine yazdım. 2 çarpı 21 eksi e. K kare eksi k eşittir 42 eksi 2
K yazdık şuraya, değil mi? Erkek yerine arkadaşlar 21-K yazacaktık. 2K. Atalım diğer tarafa. Oradan ikinci derecenin denklemini çözeceğiz. Artı. Artı 2K geçti. Eksi K burada var. Artı K mı oldu? Hı hı. Eksi 42 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. 7'ye 6 ama artı 7'ye eksi 6. Buradan K değeri eksi 7 olabilir. K değeri 6 olabilir. Yani kız sayımız 6 olabilir veya eksi 7 olabilir. Sence eksi 7 tane kız olabilir mi? Hayır. Olamayacağına göre kaç tane kızımız var? 6 tane kızımız var. Tamamdır. Aynı düzlemde bulunan 10 doğrunun 4'ü A noktasından 3'ü farklı bir B noktasından geçmektedir arkadaşlar. Şöyle 10 tane doğrumuz varmış. 1, 2, 3 bunlar bir de 4. 4 tanesi A noktasından geçiyormuş. 3 tanesi 1, 2, 3. 3 tanesi B noktasından geçiyormuş. 4 burada, 3 burada, 7. 10 tane olması lazım. Demek ki diğer 3'ü de arkadaşlar alakasız doğrular. Hı hı. Buna göre bu doğrular en çok kaç noktada kesişir diyoruz Murat. Yine şunlar bakın sadece bir noktada kesişmiş arkadaşlar. Tüm durumdan yine istenmeyen durumu çıkaracağız. Toplam 10 doğrumuz vardı. Diyoruz ki 10-10 ikilisi bir kesişme iki doğru yaptığı için arkadaşlar eksi. Şunlara bakalım. 4 tane doğru ya. 1, 2, 3, 4. Tüm kesişme ihtimallerini çıkardık. Ama Murat bak bunlar ne kadar da paralel değil. Bir noktada kesişmişler yine. Artı 1 diyoruz o yüzden. Tamam. Aynı şeyi B için de yapacağız. Eksi. 3 tane doğru var. 3'ün ikilisi. Tüm kesişme ihtimallerini kenarına çıkardık. Ama artı 1 diyoruz. Bu kadar oldu arkadaşlar cevabımız. Tamam. Tamam. Hocam şurada ben size bir şey danışacağım. Arkadaşlar da büyük ihtimalle kafası burada takılmıştır. Şimdi bu eksi alsak, bunu artı alsak, bir de hani sağlamasını yapsak. Çünkü kız sayısı bu grubu bulacağız biz. Hı hı. Burada 6 tane dersek 12 tane kız çıkmış oluyor ikişerli gruptan. Ama sağlama da çıkmıyor ama 7'yi artı olarak alsak, bunu eksi olarak alsak 7, 14, 21. Yani 7 kişilik grup, hı hı, 7 tane de erkek oluyor. Yani erkekli kız sayısı eşit oluyor o zaman. Yani şöyle Murat, grupta. Bak direkt aslında biz buradan da arkadaşlar şey yapabilirdik, cevabı söyleyebilirdik. Mesela 6 kişiden oluşturulabilecek kız sayısı kaç grup oluyor? Ona bakalım. 3. 6 koyduk. 6'nın ikilisi. Hmm. Tamam. Oradan tamam, bakacağız. Arkadaşlar şimdi kafası takılmasın. Tamam. 6 çarpı 5 bölü 2'den kaç yaptı burası? 3 koyduk değil mi? 15. 15. 15 tane grup var. Peki tamam. 6 tane kız varsa çıkardık. 15 tane erkek var mı? Hmm. Tamam. İkili grup sayısı. Erkek sayısına eşit çıktı mı? Tamam. Çıktı. Yani K sayısı burada artı 6 çıktı yine. He doğru yani. Doğru evet. Tamamdır hocam. Bu da bitti galiba. Bitti evet. Bir tane kaldı. Bir tane daha varmış. Aynen evet. Altta gördüm ben. Şimdi arkadaşlar 10 kişi 5'erli 2 gruba ayrılacaktır. Kaç farklı şekilde gruba ayrılabilir? Bakın şurada arkadaşlar A şıkkına baktığımızda bize grup ismi vermiyor değil mi Murat? Evet. Şimdi 5'erli 2 grupsa 5'erli 1. grup 5'erli 2. grup. İsmi verseydi farklı şekilde çözecektik. Grup ismi vermediği için farklı şekilde. Mesela B şıkkında diyor ki 1. grup müzik grubu, 2. grup sağlık grubu olmak üzere. Hı hı. Diyeceğiz ki 10'un 5'lisi müzik grubuna seçtik mi? Evet. Çarpı 5 kişiyi seçtik. 5 kişi kaldı. 5'in 5'lisi 1. 1 bitti. Yani cevabımız 10'un 5'lisinden 10'un 5'lisi. 5'in 5'lisi 1 olacağı için bu kadardı. Buradaysa arkadaşlar grup ismi belli olmadığı için diyeceğiz ki 1. grup 10'un 5'lisi. Evet. İkinci grup 5'in 5'lisi. Bak yine ben 1. grup 2. grup dedim. Aslında söylememem gerekiyordu. Grup ismi yok çünkü. Bu tip durumlarda tekrar permütasyon diyeceğiz arkadaşlar. Kaç grubumuz var bizim? 2. 2 faktörüyle böleceğiz. Hmm. Tamam. Grup ismi belli olmadığı zaman böyle. Değişebilir evet, aralarında çünkü. Tabii. Aynı şey oluyor çünkü. 1. grup, 2. Evet. grup, 2. grup, 1. grup. Aynı şey oluyor Murat. Tamamdır hocam. 3 grup olsaydı ne yapacaktık burayı? 3 faktör. 3 faktör elde edecektik. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.